Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İslam'dan nasibi olmak şu üç şeyle olur. Arkadaşlar, İslam'dan nasibi olmak şu üç şey ile olur. Yani şu üç şeyi barındırmayan İslam'dan nasibi yoktur. Aman ya Rabbi, çok tehlikeli bir şey bu ya. Bir, namaz. Bir adam namaz kılmıyorsa imandan, İslam'dan nasibi yoktur. Yani işin Türkçesi, bir adam namaz kılmıyorsa Müslümanım diye piyasada gezmesin. Ben demiyorum, Muhammed Mustafa diyor Aleyhisselatu vesselam. Bir, namaz. İki, oruç. Abi senede bazen 29, bazen 30 gün. Bazen yani 29 da oluyor, 30 da oluyor. Yani hadi 30 olsun ya, bir ay olsun ya. 11 ay Allah aşkına soruyorum. Yiyip içip zıvanadan çıkana kadar, çatlayana kadar yemiyor muyuz 11 ay? E yiyoruz. E Allah aşkına zaten iyi de abi, sanki Ramazan'da 24 saat aç mı kalıyoruz biz? Yok, zaten iftarda biz bir senelik yemek yiyoruz. Hele Ramazan'ın ilk günü. Aman ya Rabbi. Peşine zekat. Arkadaşlar, 80 gram ve üzeri altın ya da ederi kadar param varsa zekat düşer. Ne yapacaksın? 40'da birini Allah için vereceksin. Peki İslam'dan nasibi olmayanlar. Bunlardan haricinde mevzuyu başka bir yere bağlayacağım. Arkadaşlar, biz geçen cuma nereye gittik bu tayfa? Size neler yazdılar, haberiniz var mı? Hiç haberiniz yok. Size bir saydırdılar size. Yine sizi ben savunacağım. Biz, aman yatın aşağı. Aman elinize telefon alıp bir şey yapmayın ha. Aman Instagram'a, YouTube'a bakmayın ha. Videolara yorum yapmayın, destek atmayın, tamam mı? Ölürsünüz ha. Sakın ha. Rica ediyorum. Lütfen. Sakın ha, bizim videoları paylaşmayın. Beğenmeyin, yorum yapmayın. Aman rica ediyorum. Hepsini biz hallederiz. Allah'ın adını verdim. Lütfen rica ediyorum. Zaten yapmayacak sonra. Boş boş da bakmayın. Şimdi o bir serviste ne videosu çektik abi? Bir dua yaptık değil mi? Binek duası. Bir tanesi diyor ki, bu araba diyor binek mi diyor. Ya Rabbel Alem. Normal adam yok ki zaten. Arabaya normal adam binmedi. Neyse. Abi, binek duası yaptık. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Sabah akşam 3 defa okunacak dualar var. Sabah okuyana kadar, sabah okuyana akşama kadar bir şey olmaz. Akşama okuyana sabaha kadar bir şey olmaz. Bunları okuduk. Altına gelen yorum. Bak size neler diyorlar, neler. Bak ben şimdi ona neler diyeceğim. Diyorlar ki, şu otobüste, o bizim bindiğimiz otobüste, bir tane üniversite okuyup doktora yapmış biri olmadığına adım kadar eminim. Ne diyor? Bu otobüstekilerin tamamı cahil. Hepsi iş bilmez, işe yaramaz adamlar. Bu otobüstekilerin hiçbiri şu vatana, millete, devlete hayrı yok diyorlar. Peki Allah aşkına. Damgayı dediniz, hep bana mı sayacaklar? Biraz da size saydırsınlar değil mi? Peki ben soruyorum. Bu otobüste sohbete giden, namazlı, abdestli, Müslümanlara laf eden arkadaş hangi üniversiteyi bitirmiş acaba? Hangi doktora yapmış acaba? Şu vatana, şu millete, şu devlete, İslam'a, Müslümanlara ne faydası var acaba? Otobüstekilere cahil diyene. Allah aşkına soruyorum ya. Ya bunlar Allah aşkına, bak bu en hafif kardeşim, bize yine ana avrat sövüyorlar. Size az demişler bile. Size en azından cahil dediler yani. Bize ana avrat sövüyorlar. Lafa bak lafa. Şunların diyor otobüse gidin diyor, bu ne faydası var diyor insanda. Tamam. Otobüste 30 tane adam var, hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. Tamam diyelim. A'dan Z'ye. Sen ne işe yarıyorsun? He? Tek işe yarıyorlar abi. Klavyenin başına geçiyorlar. Parmaklar fora. Bordo klavyeliler. Tabii kafaya bandanayı takıyor böyle. Böyle gözünün altına şey çekiyor. Tabii. Rambo buraya çekiyor. Buraya bereyi de takıyor böyle. Hafif de yan yatırıyor. Bere, bordo bereli. Ama bunlar bordo klavyeli. Klavyenin başına geçer. Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle. Bunlar şöyle içemez. Bunlar... Abi sen ne iş yapıyorsun ya? Abi ben bunu sorana diyorum. Genelde diyorlar zaten. Bana diyorlar. Bu hoca ne iş yapar? Ne iş yarar? Vatan milletine ne faydası var? Hüseyin hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şeye faydası yok diyelim. Hadi hiçbir şeye yok. Otobüse kimsenin faydası yok. Abi senin ne faydan var abi? Ne işe yarıyorsun? Ben bu vatandaşa soruyorum. Bana üniversite diplomanı getir. Bana doktora belgeni getir. Bir daha sohbet yapan en adi şerefsizdir. En adi namussuzdur. Hadi bakalım, büyük yemin koydum ortaya. Klavyenin başına geçip bunların hangisi üniversiteli, bunların hangisi doktora yapmış diyene söylüyorum. Getir belgeni. Üniversite belgeni getir, doktorunu getir. Vallahi de, billahi de, tallahi de. 3 defa yemin ettim, bırakacağım. Bırakmazsam da en adiyim. Getirebilir mi?
Getiremez abi. Doktora yapmış biri nasıl klavyenin başına geçip bunlar ne işe yarayacak? Çünkü doktora yapan birinin adamın zaten bizde işi yok. Adam zaten işine bakıyor, anladın mı? Hepsini de şey yapmıyor. Ben içinde namaz abdesti vardır. Ama doktora yapan biri oturup klavyenin başına YouTube'daki videoların altına yorum yapar mı abi? Yapmaz. Ama bunlar her bokologlar. Ne gülüyorsunuz oğlum? Bilimsel bir açıklama yapıyorum da. Allah Allah. İçiniz fesat. Bunlar her bokolog. Tabii. Her şeyden anlıyorlar. Hüseyin cahil. Cemaat zır cahil. Onlar kör cahil. Sen ilericiyiz. Çağdaşız. Ne yapıyoruz? Rakı içiyoruz biz. Rakımız var kardeşim. Rakı içiyoruz. Rakıyız biz. Biz çağdaşız. Biz soyunuyoruz. Çok çağdaşız. Biz sakal var, sarık var, takke var, cübbe var, Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Kardeşim geride kaldınız ya. Allah. Çok geridesin. Siz mağara adamısınız diyor abi diyor. Siz abi? Bunlar gökdelen adamları tabii. Bunlar gökdelen. Neyse abi, bunlar bize bunu desin. Bunlar bize cahil desin. Bunlar bize her hakaret etsin. İnşaallahu rahman. Yani Rabbim tabii son nefese imanla gitmeye nasip etsin. Amin. Tek temennim şu. Bunlar mahşerdeyken Rabbimden isteyen var. Bunlara böyle el sallamak istiyorum. Böyle el sallamak istiyorum inşallah. Amel defterini sahiden alırsak böyle. İnşallah. Böyle amel defterini sahiden böyle sallaya sallaya inşallah. O da öyle bakacak. He, o da öyle bakacak. Keşke biz de namaz kılanlardan olsaydık. Keşke biz de sohbete gidenlerden olsaydık. Keşke biz de ehli sünnet yolunda olanların yolundan gitseydik diye ağlayacaklar. İslam'ı küçümseyenler, Müslümanları küçümseyenler, hacıyı, hocayı, sakallıyı, takkeliyi. Dencecik adamsın, kafanda takke var diyor. Bilmem ne, kes şu sakalı kardeşim. O cübbe ne ya, bırak şal var, yapmayın be kardeşim diyor ya. Ya Allah aşkına, bunu küçümsemek için konuşmuyorum ha. Mesela, doğuda bazı yörelerde ne var abi? Mesela Urfa'da falan var, şal var değil mi? Geniş şal var. Onlara bir şey diyorlar mı? Yok. E niye? Onlar diyorlar gelenek. E bizim de geleneğimiz bu. Müslümanların geleneği bu abi. Müslümanların geleneği de bu. Bizim rehberimiz kim? Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Rabbim onlara tövbe nasip etsin. Amin. Amin. Rabbim Celle o adamı bizim otobüse yan koltuğa oturmaya nasip etsin. Amin. Sana ağzına bir tane şapla vuracaksın. Konuş lan diyeceksin. Çıkar diplomayı. Çıkar göster. Abdülhamit savundu. Sen savundun. Çıkar göster. Tövbe estağfurullah. Ya işte ne adamlarla uğraşıyoruz ha. Siz ya siz bir şey yapmayın ama gözünü seveyim rica ediyorum. Siz cevap yazmayın, siz bakmayın yorumlara, biz hallederiz tamam. Aman sakın gözünü seveyim. Tabii tabii Allah'ınıza siz kesin yazarsınız. Bastım direkt engeli. En sevdiğim şey engellemek. Seviyorum abi. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. What do